tıp alanında terimlerin anlamlarını tam olarak bilmek önemlidir. Böylece sağlık çalışanlarının yani doktorların, hemşehrilerin neden bahsettiğini anlayabilirsiniz. İster bir sağlık çalışanı olun, ister onlarla konuşuyor olun, terimleri bilirseniz rahat edersiniz. Özellikle kalp hastalıklarından ya da kalp yetmezliğinden bahsederken benzer durumları ifade eden farklı terimler bazen birbirine karışabiliyor. O halde gelin doğrusunu öğrenmeye çalışalım. Diyelim ki bu bir atar damar ve kan şu yönde akıyor. Ve diyelim ki şuradaki de bir atar damar olsun. Şimdi buraya size bir plak çizeceğim. Plakları kalp krizi üzerine yaptığımız videodan hatırlıyor olmalısınız. Bu akyuvarlar ve lipid maddelerden oluşmuş bir fazlalık, bir topak, İçinde kolesterol, yağ ve bir dolu başka şey var. Şimdi, stenoz tıbbi bağlamda duyabileceğiniz bir terimdir. Ve bu kelime genellikle kan damarlarında olan daralmalara işaret eder. İşte tam şuradaki şu kan damarı daralmış. Bu terim aynı zamanda bize her türlü tübüler yani boru şeklindeki yapıda olan daralmaları anlatır. Yani eğer bir biyolojik sistemde herhangi bir tür boruya benzeyen bir yapıda tıkanma varsa o durum için de stenoz kelimesini kullanabiliriz. Tabi söz konusu insan vücudu olduğunda genellikle kan damarlarından söz ederken kullanılır. Buradaki örnekte gördüğünüz bir atar damar. Şimdi damar daralırsa bu durum kan akışını kısıtlar. Yani buradan yeteri kadar kan geçemez. Bu yüzden de kan akışı kısıtlanmış olur. Genellikle işlev kaybına yol açan kanın bu şekilde kısıtlanmasına iskemi denir. Bir başka havalı terim daha. Öyle değil mi? Kelime anlamı kısıtlı miktarda kan alımı demektir. Şimdi eğer kan damarlarınızdan birinde stenoz varsa ve o iskemiye yol açarsa, diyelim ki burada koroner arter. Bu gördüğünüz kas hücreleri daha az oksijen alacaktır. Bir başka deyişle kas hücreleri yeteri kadar oksijen alamayacaktır. Bu tabii ki aşırı basitleştirilmiş bir grafik çizimi. Gerçek bir kas hücresinin görünüşü buna benzemez. Ama şu anda ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu gördüğünüz hücre yeteri kadar oksijen alamayacaktır. Kalbin yüzeyine daha da yakın baktığımızı düşünelim ve kalp kas dokusunu inceliyoruz diyelim. Her kimin kalbi ise bu kalp o kişi bu kalp ve koşuya çıkıyor olsaydı bu kalp kas hücresinin daha fazla oksijen gereksinimi olacaktı. Ama muhtemelen iskemiye sebep olan stenoz sonucunda bu hücre gereken oksijeni alamayacaktı. Ve bu nedenle bu hücre kalbin kan pompalamasına yardımcı olamayacak, kalp vücuda gerektiği kadar kan pompalayamayacak ve bu da kalp yetmezliğine yol açacaktı. Evet, bir kez daha kalp yetmezliği terimiyle karşılaşıyoruz kulağa gerçekte olduğundan çok daha dramatik gelebilir. Sanki kalp atışının yani kalbin durması gibi anlaşılabilir. Ama bu terim aslında bize sadece kalbin işlevini gerektiği gibi yapmakta başarısız olduğunu anlatıyor. Kalbin tamamıyla durmasını değil. Yani bu adam koşarken kan alımı kısıtlı olduğundan stenoz nedeniyle kalbin bu bölümünde iskemi görüldüğü için kalp yetmezliği oluşuyor ve kan alamıyor. Şimdi stenozo bağlı iskemi yüzünden gelişen kalp yetmezliğinden bahsettik. Bu kalp yetmezliğinin koroner arter hastalığına bağlı olarak geliştiğini söyleyebiliriz. Bu konuyu iki önceki videoda görmüştük. Kalbin işlevinin zayıflaması olarak tanımlamıştık. Öyle değil mi? Kan alımının azalmasından ya da kan damarlarının daralmasından dolayı koroner arter hastalığı oluşur diyebiliriz. Bu hastalık nedeniyle diyelim ki bir tepeye tırmanırken ya da merdivenlere çıkarken kalpteki bu kas hücresi daha güçlü atması gerekirken bunu yapamayacaktır. Çünkü yeteri kadar oksijen alamamaktadır. Sadece belirli bir hücrenin değil tümüyle kalbin gerektiği gibi kan pompalayamamasıysa kalp yetmezliğidir. Muhtemelen koroner kalp hastalığı terimini de duymuşsunuzdur ya da belki sadece kalp hastalığı terimini aslında hepsi aynı şeyi anlatmaya çalışan ifadeler. Atar damarların daralıp iskemiye sebep olmasını ya da stenozu kan akışının azalmasını belirtirler. Ve bu durumda kalp işlevlerini yerine getiremez. Şimdi odaklanmak istediğim son şey ki bundan son videoda biraz bahsetmiştim. Enfakt ya da enfaktüs kavramı. Bunlar söylenmesi biraz zor kelimeler. Bu yüzden şuraya yazalım. Enfakt ya da enfaktüs şimdi buraya kadar çizdiğim örnekte bu hücre yeterli oksijen alamıyor özellikle de merdiven çıkarken ya da benzer aktiviteler yaparken efor sarf edildiğinde kalp gerektiği gibi kasılamıyor ve gerekli miktarda kan pompalayabilmesine yetecek kadar oksijen alamıyor ama bu hücre ölü değil bu hücre hala bir miktar oksijen alabiliyor stenoz ve iskemi dolayısıyla az miktarda alıyor evet ama düşük seviyede de olsa oksijen alıyor Miyokard enfarktüsleri ya da kalp krizi videomuzda gördüğümüz gibi bu plaklardan biri istikrarsız hale gelebilir ve yırtılabilir. Sonrasında ise bir damarınız tamamen tıkanır. Bu duruma emboli diyoruz. Embolinin kan dolaşımında yüzen ve sonunda damarı tıkayan parçalar yüzünden oluştuğunu hatırlıyor olmalısınız. Eğer bu patlamış bir plağa bağlı bir durumsa ve salındığında o plağın etrafında pıhtı bulunuyorsa bu duruma da tromboemboli demiştik. Bu kan akımını o kadar azaltacaktır ki bu noktadan sonra hücreler gerçekten ölürler. Çünkü yaşamlarını sürdürebilmek için hem yeterli kan hem de yeterli oksijen alamazlar. Oksijen kaybı dolayısıyla ölü dokular oluşmaya başladığında bu bir enfarktır. Bunun oksijen kaybı dolayısıyla ölü dokuya dönüşmesi süreci ise enfarktüstür enfarktüs, kalp kası dokusunda oluşursa hiç istenmeyen şeyler olur. Büyük bir kalp krizine sebep olur. Bu da bir miyokard enfarktüstür. Umarım bu videomuzda bu terimler ve anlamları biraz daha açıklığa kavuşmuştur.